Merhaba, ben Ufuk İnal. 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Lisansımı Kocaeli Üniversitesi'nde yaptım. Yüksek lisansımı da aynı şekilde, doktoramı da aynı şekilde. Radyo çalışıyorum. Hem hoşuma giden alan hem de çalışmayı sevdiğim bir alan yani. Uygulamasını da seviyorum, radyo dinlemeyi de seviyorum. Onun dışında bu işi araştırmayı da seviyorum. Benim işim artık onu gerektiriyor. Akademisyen olma sürecim şöyle, ben lisansta kararımı verdim aslında. Hani bu işe lisansta kesin bir karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Akademisyen mi olunacak, farklı bir sektöre mi yönelecek? Burada ekstra yani lisanstan sonra da tabii ki iş değiştirme durumları söz konusu olabilir ama ben lisansta özellikle akademideki açığı görmüştüm. Hocalarımın bir tavsiyesi olmuştu, akademisyenlik de bir seçenek, hani bunu da düşün diye. Açıkçası hani sektör, radyo sektörünü düşündüğümüzde çok oraya gidebilir miyim diye bakmadım açıkçası. Şöyle bir göz gezdirdim oraya ama akademisyenliğin daha doğru bir tercih olduğunu düşündüm. Burada biraz hem işin mutfağında olmak gerekiyor. Yani radyonun içerisinde olup orayı görmek, deneyimlemek gerekiyor. Radyoda eğer sürdürebileceğiniz bir soru yoksa, bir sorun yoksa, bir sizi meşgul edecek bir problem yoksa akademisyenlik o anlamda çok gitmezdi. Ben buna karar vererek akademisyenliğe başladım. Şöyle söyleyeyim. Bir sorun vardı benim. Radyo artık eskiyor mu? Radyo artık kullanılmıyor mu diyerekten bunu dert edinip makale yazmaya başladım yüksek lisansa geçince. Yüksek lisansa geçiş sürecim aslında tam olarak akademisyenlik için değildi. Orayı da bir deneyimlemem gerekiyordu. Çünkü işin içerisine girmeden arkadaşlar maalesef hani kesin kararı veremiyorsunuz. Yüksek lisansa başladıktan sonra işler yolunda gitti. Yani radyo ile ilgili çalışmalar yaptıkça doğru işe kalkıştığımı hissettim. Yüksek lisans tezimi tamamladıktan sonra aslında yüksek lisans tezim biraz sinemaya yönelik oldu ama yine de bir sonraki aşamada belki radyo çalışabilirim diye düşünmüştüm ki öyle oldu. Yüksek lisansta Türk sineması, korku sineması gibi konulara değindim. Sonra doktora tezimde radyo çalıştım ve doktora tezime başlamadan önce yani ders dönemindeyken radyo alanında açık çıkacağını biliyordum. Farklı üniversitelerde böyle o alanları, boşlukları değerlendirip sınavlarda ALES ve İngilizce gibi sınavlar var. Bu sınavlardan yüksek puanlar alıp bu işe başlamak için pek çok yerde alım mülakatlarına katıldım. En sonunda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde işe başladım. Sektörde deneyimim şöyle oldu. Aslında üniversitenin sunduğu imkanlar çok yeterliydi bizim radyo çalışması için. Çünkü hem karasal yayın vardı, hem internet yayını vardı. Hem de radyoda olabilecek tüm imkanlar vardı. Yani kurgu stüdyosu, işte canlı yayın stüdyosu, yerel ya da ulusal radyolarda görebileceğimiz tüm imkanlar vardı. Ben sadece yerel radyoda kısa bir dönem çalıştım. Orada da şunu gördüm. Üniversite radyosu daha çok özgür olduğum bir alandı. İstediğim programı yapıp, istediğim işte tanıtımı yapıp, tercih ettiğim şeyleri yapıp bir şeyler üretebiliyordum. Ama yerel radyoda işler öyle yürümüyor maalesef. Tamamen bir gelir kaynağı gerektirdiği için o alanda yani bazı alanlarda tıkılıp kalıyorsunuz. Sürekli seslendirme yapıyorsunuz. Sürekli bu seslendirmeyi satılabilecek bir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Süre kısıtınız var. O süre içerisinde doğru sloganı seslendirip firmaları memnun etmeniz gerekiyor. O alan biraz daha bana zor gibi geldi. Beni kısıtlıyor gibi geldi. Sonrasında akademiye yöneldim. Radyo alanındaki iş imkanlarını şöyle değerlendirebiliriz. Şu an günümüzde baktığımızda tamamen radyocu diyebileceğimiz insan sayısı biraz az. Aslında var ama onların da yani 7/24 radyo programı yapıyorlar dememiz mümkün değil. Çünkü 2 saatlik bir programları oluyor. Radyo öyle bir alan. Yani böyle sabahtan akşama kadar içinde bulundurmanız gereken bir kurum yok orada. Sizin bir projeniz var. Bu projeyi yayına sunuyorsunuz sadece. Hedef kitleyle de buluşma sürenizin bence bu ölçüde kısa ya da uzun olması gerekiyor. Yani çok da uzun olmaması gerekiyor. Çünkü sohbet gibi düşünün radyo programını. Çok sevdiğiniz bir insanla bile sohbet etseniz bir yerden sonra o sohbet tıkanır. Radyocuların da işi böyle. Biraz sohbet ediyorlar dinleyicileriyle. Sonra o sohbeti ara verip kendi işlerine devam ediyorlar. Yani bir ekstra bir çaba gerektiren bir iş çünkü radyoculuk. Tamamen 7/24 radyoda çalışalım değil. Aynı zamanda farklı sektörlerde de çalışalım. Ama radyo yayıncılığını da sürdürelim. Buradaki temel meselelerden birisi şu. Radyo dediğimiz şey mikrofona dayanan bir sistem. Sohbet gibi içeriklerin temel aldığı bir alan. Burada da aslında biz bunu internete de aktarabiliyoruz günümüzde. Podcast gibi yayınlar da yapabiliyoruz. Yani hali hazırda stüdyoda bulunmamızı gerektirmeyen yayınlar da olabiliyor. Yani radyo bize bu esnekliği sağlıyor. Biz radyocu olduktan sonra yani radyoda program yaptıktan sonra farklı işte muhabirlik de yapabiliriz. Televizyon karşısına da geçebiliriz. Radyoda ses kayıtları alıp sadece ses hani şu an marketlerin bile seslerinin ya da şöyle düşünelim. Firma ismini vermeyeyim. İstanbul'da AVM'lerde gezdiğinizde bazen bir tane radyo stüdyosu görüyorsunuz. Böyle küçücük. İçerisinde işte mikrofon var, mikseri var.
var, bilgisayarı var ya yayın aracı var. Orada mesela Türkiye'nin bütün şehirlerindeki o mağazalarda seslendirilen sistemlerin oradan seslendirildiğini görüyorsunuz. Yani sadece buna medya sektörünü dahil etmek doğru olmaz. Farklı sektörlerde de radyo ile ilişkili, ses yayıncılığı ile ilişkili şeyler var diye düşünüyorum. Başvurulabilecek ya da çalışılabilecek alanlar var. Onun dışında bir şeyler ses üretip bunları paketleyip medya kuruluşlarına ya da farklı alanlara satılabiliyoruz. Böyle bir avantajı da var radyoculuğun. Radyoya şöyle, radyo sinema televizyon bölümünü tercih ettikten sonra bu alanda ben müziği çok sevdiğimi, müziği radyo ile birleştirebileceğimi keşfettim. Üniversite radyosuna daha hazırlıkta başladım. Bir deneyimlemek istedim. Ne oluyor, ne bitiyor içeride diye. Sonra dediğim gibi hem hoşuma giden bir alan oldu orası benim. Çünkü müzik dinleyip insanlara dinletmek benim için çok güzel bir şey. Yeni müzikler keşfetmek. Bu şekilde arkadaşlarım önermişlerdi radyoya gelmemi daha hazırlıktayken. Çünkü şöyle hazırlıkla bizim kampüs arasında çok büyük fark vardı. Hazırlık binası merkezdeydi. İletişim Fakültesi böyle bir 15-20 kilometre yukarıdaydı. Yani ana kampüs dediğimiz binadaydı. Evim de merkezdeydi. Hani yürüyerek gidebildiğim bir okul varken neden Umuttepe'ye işte yukarıya çıkayım diye düşünürken radyonun çekiciliği cezbetti. Sonra orada çalışmaya başladım. Prodüksiyonda başladım. Müzik editörlüğünde çalıştım. Bir tek haber yapmadım sanırım. Programlar yaptım. Bu şekilde yani küçük bir teşvikle aslında radyoculuk böyle meslek gibi bir şey haline dönüştü diyebilirim ben de. Eski radyocu sondan başlayayım. Zeki Kayan Coşkun'u beğeniyorum. Onun dışında Modern Sabahları çok beğeniyorum. Yani Modern Sabahları bir de şöyle bakıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'ydi yanılmıyorsam. Onlar da üniversite radyoculuğundan başladılar yayınlarına. Üniversite radyosunda uzun süreler çalıştılar. Çok parlak bir program yaptılar. Modern Sabahları çok beğeniyorum. Yayın içeriklerine bakarsak 7/24 Power FM gibi müzik çalan radyoları sevmiyorum açıkçası. Daha çok böyle sohbetlerin de olduğu açık radyo gibi radyoları da dinlemeyi seviyorum. Onun dışında frekans olarak değil, internetin getirdiği olanaklarla birlikte artık sadece radyonun bize verdiği yayın değil, bizim de tercih ettiğimiz yayınlar oluşmaya başladı. Podcast'ler gibi işte sevdiğimiz programcıların programlarını bir yere kaydetmesiyle biz müsait olduğumuz zamanlarda o programları dinleyebildiğimiz alanlar oluşmaya başladı. Burada küçük bir not ekleyeyim. Radyoculuk size bir şey sunar ve o anda radyo başında olmanızı bekler. Yani siz o anda radyo başında değilseniz o yayını kaçırırsınız. İnternetle birlikte bir değişim yaşandı ve istediğimiz zaman biz radyo yayınlarına ulaşabilmeye başladık. Bu podcastlerle birlikte. O anlamda podcastlerin yavaş yavaş öne çıktığını söyleyebilirim benim için. Açıkçası ben bunun hiçbir avantajının olduğunu düşünmüyorum, öyle söyleyeyim. Avantajının olduğunu düşünmüyorum, hepsi de dezavantaj bizim yaptığımız şeylerin. Şöyle, çünkü bizim kesinlikle üniversitenin sesini duyurmamız gerekiyor ama biz üniversitenin uzak bir bölgesindeyiz, epey uzak bir bölgesindeyiz. Bunu da şöyle sağlayabiliriz, sürekli bizim bant yayın yapmamız gerekir ana kampüse giderek. Şimdi üniversite radyosunu öğrencilerin çalıştırdığını düşünürsek, buradan oraya gitmek önemli bir maliyet. Bir de sadece maliyeti bıraktım, hani maliyeti bir yerde karşılasanız bile önemli bir süreç. Yani buradan merkez kampüse gitmek ortalama 1,5 saat sürer. Orada bir kayıt almak, atıyorum bir hocayla görüştük, röportaj yaptık, 1 saat sürer. O kaydı buraya getirmek 1,5 saat sürer. O kaydı hazırlamak 1-2 saat sürer. Yani biz bir günde hocayı canlı yayını almak varken bir gün içerisinde sadece o yayının hazırlanmasını sağlayabiliyoruz. Böyle çok büyük bir dezavantajımız var. Çünkü üniversite radyosu sadece öğrencilerin kendini geliştireceği, mikrofon başında konuşacağı bir yer değil. Aynı zamanda bizlerin de bir yerde işin içerisine dahil olduğumuz bir alan. İşin içerisine dahil olmamız gereken bir alan. Çünkü iş ciddiye binmediği sürece öğrencilerin birbirini geliştirme şansı yok. Biz işte onlara sunduğumuz eleştirilerle onları yönlendireceğiz. Çünkü artık yetişkin insanlar olarak programlara, televizyonlara, radyo programlarına bakış açımız biraz daha farklı. Tüm hocaların öyle. Medya sektörüyle insanların ilgili olmaması mümkün değil. Bizim gittiğimiz her insanın muhtemelen bize söyleyeceği, önereceği şeyler olacaktır. Öğrenciler açısından söylüyorum. Bizi geliştirmek açısından önerilerde bulunacaklardır. O anlamda çok büyük bir dezavantaj içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Fakülte radyomuz bence iyi durumda teknik olarak. 3 tane stüdyomuz var. Kayıt stüdyosunda band programlar hazırlayabiliyoruz. Canlı yayın stüdyomuz var. Orada konuklu programlar yapabiliyoruz. Onun dışında bir ayrı bir alanda araştırmalar yapabiliyoruz. Radyoda işte haber toplama, haberleri hazırlama ya da tekrar kurgulama gibi. O anlamda stüdyomuz yeterli. Bazen teknik aksaklıklar yaşıyoruz. Orada da sıkıntımız, problemimiz bu aslında. Ama şeylere bakarsak, cihazlara bakarsak RCS diye bir sistem kullanıyoruz. Pek çok radyonun şu an kullandığı bir sistem ve ulusalda kullanılan radyolar bunlar. Mesela Modern Sabahlar RCS sistemini kullanarak yayın yapıyor. Onun dışında Metro FM'de gördüm, Joy FM'de gördüm. Ya pek çok yayın kanalında ben bu sistemi gördüm. Şu an sektörde hali hazırda kullanılabiliyor ve içerisinde pek çok şeyi yükleyebiliyoruz. Çok böyle karmaşık bir sistem gibi duruyor radyo yayınları. İçerisinde böyle bir sürü efektlerin işte ya da spotların bulunduğu hali hazırda hemen tıklayıp yayına verebileceğimiz sistemlerin olması işimizi kolaylaştırıyor. RCS de bunu sağlıyor açıkçası. Çok
çok kanallı mikserimiz var. Aynı anda YouTube, RCS ya da bilgisayardaki bir müziği yayına atabiliyoruz. Orada da problemimiz yok. Mikrofonlarımız çok iyi. Şimdiye kadar mikrofonlarla hiçbir sıkıntı yaşamadık ses konusunda. Onlardan da yeterli verimi alabiliyoruz. Öğrenci burada ses sadece radyoculuğu değil, bizim radyomuz radyoculuğu öğrenir zaten. Onun yanında muhabirliği de öğrenebilecek düzeyde bir ekipmanımız var diye düşünüyorum. Yani o altyapımız var. Benim planlarım şu şekilde. Şeyi sormuştunuz ya, üniversiteden uzak olmamız, ana kampüsten uzak olmamız nasıl bir avantaj, dezavantaj? İşte biz aslında bu sene yapacağımız çalışmalarla o dezavantajları kapatmaya çalışacağız. Kendi fakültemizdeki hocalarımızı yayınlara dahil ederek sizlerin onlarla buluşmasını sağlayacağız ve orada hem siz radyoculuk deneyimi ya da muhabirlik deneyimi elde edeceksiniz hem de hocalarımız açısından da bu bir yerden sonra alışkanlık haline gelsin istiyorum. Onlar da artık yayınların bir yerinde dahil olurlarsa güzel olur diye düşünüyorum. Biraz işittiğe binerse herkes işi daha çok böyle heveslenip ya da hani sadece sizin açınızdan değil, hocalar her zaman müsait olmuyor ama bir yerden sonra bu keşfetmekle ilgili bir şey. Belki yayında sesini duyup hocanın hoşuna gidecek ve daha çok radyo programı yapmak isteyecek. Daha çok farklı konularda her hafta belki sizle konuşmak isteyecek. Hani bunu önce bu alanda yapıp kendi fakültemizde gerçekleştirip sonra yavaş yavaş ana kampüse geçmek istiyoruz. Esas planımız bu. Çünkü burada da hani daha önceki senelerde bunu yaptık zaten ama başlangıç aşamasında bunu yapalım. Sorun varsa sorunları biz kendimiz burada görelim. Buradaki hocalarda yaşayalım. Sonra ana kampüse gittiğimizde daha profesyonel yayınlar çıkarabilelim istiyorum. Bu yayınların da öğrencilere katkı sağlamasını istiyorum. Eğer dikkat çeken haberler yapabilirsek, biz çünkü yerel medyanın olanakları belli. Biz üniversite içerisinde pek çok alanda uzmanlıklar var. İşte tıp var, veterinerlik var, pek çok uzmanlık var. Ve buralar aktif çalışan bilimler. Hani bizim gibi sosyal bilimler değiller onlar. Yani direkt alana katkı sunabiliyorlar. Orada eminim bir sürü içerik vardır. Şu an medyada duyulmamış. Duyulsa çok böyle önemli haberler olabilecek muhtemelen içerikler vardır. Biz o içerikleri alıp medyaya sunabilelim istiyorum. Yani orada kaynak OMİ Radyo olsun istiyorum. Yerelde ya da ulusalda. Bunu sağlayabilirsek bence önemli bir başarı elde etmiş oluruz. İlk hedefimiz bu. Prodüksiyon departmanımız var. Burada sesleri biz kurguluyoruz, öyle söyleyelim. Çeşitli efektleri, çeşitli sesleri birleştirip burada ses parçacıkları oluşturuyoruz. Bunları yayına atabiliriz. Bant yayın diyebiliriz bunlara ya da podcast de diyebiliriz. Ya da program tanıtımları da diyebiliriz. Yani ses parçalarını birleştirip orada küçük küçük klipler oluşturabiliyoruz. Aklınıza ne gelirse program jingle'ından, program tanıtımına, program yapımına her şey prodüksiyon kısmında yapılabiliyor. Onun dışında müzik departmanımız var. Bu biraz böyle heves gerektiren bir alan çünkü burada böyle çok fazla müzik dinleyen öğrencilere ihtiyacımız oluyor. Onlar yeni müzikler keşfettikçe bizim radyomuza ekliyoruz onları. Bu alanı geliştiriyoruz. İnternet departmanımız var. Yaptığımız yayınları, içerikleri sadece hani radyodan ulaştırmak yerine sosyal medyadan da ulaştırıyoruz. Çünkü dikkat çekmemiz gerekiyor üniversite radyosu olarak. Karasalda değiliz. Bu açığımızı internetle kapatmamız gerekiyor. O yüzden internet departmanımız önemli. Program departmanımız var. Zaten her şeyimiz orası. Çünkü direkt sesimizi oradan aktarıyoruz canlı yayınlarda. Onun dışında haber departmanımız var. Bu da bence özellikle şehri ilgilendiren kısmı. Çünkü gündemi ilgilendiren şeylerden bahsediyoruz. Hem üniversiteyi, hem yereli, hem ulusalı ilgilendiren konulardan bahsediyoruz. Karasal yayınla ilgili de girişimlerimiz var. Yakın zamanda o olacaktır. O gerçekleşince de üniversite radyosunun böyle önemi toplum tarafından algılanacaktır. O yüzden yayınlarımızı biz önemsiyoruz. O alanda çalışıyoruz. Ekipmanlarımız da var. Karasal yayına geçtikten sonra her departmanımız daha böyle görünür olmaya başlayacak. Çünkü haber yayınından bile prodüksiyonun ne kadar çalıştığını görmüş olmaya başlayacağız. Bu şekilde departmanımız bunlar. Sadece radyoda çalışanlardan değil, bence iletişim fakültesi öğrencilerinden beklenti şu olmalı. En kötü öğrenci bile bakın hani derslerle ilgisiz, konuyla ilgisiz, hiçbir şeyle alakası olmayan, sadece derslere ara sıra gelen bir öğrenci bile bence yayın yapabilecek kabiliyete sahiptir burada. Çünkü gözleri var yani etrafı görebiliyor ya da duyabiliyor en azından. Bizim derslerde anlattığımız her şey burada çıktıya yönelik içerikler. Yani biz uygulanmayan kısmından bahsetmiyoruz. Tamamen uygulamaya dönük bir fakülteyiz. Yaptığımız her, anlattığımız her dersin uygulamaya dönmesini istiyoruz. Bu anlamda bence yani çok ufuk açan derslerimiz oluyor. Oluyordur diye düşünüyorum. Bütün derslerde böyle uygulamaya yöneltince insanları, öğrencileri aslında zorluyoruz da. Verdiğimiz ödevlerle, projelerle hani sınav yapmak yerine proje verip onları bir şeyler üretmeye zorluyoruz. Onlar bir şeyler ürettikçe, o ürettiklerini doğru yerde sergiledikçe bir yerlere gelecekler diye düşünüyoruz. Çünkü biraz biz
bizim öğrencimizde şey var. Daha doğrusu sadece bizim öğrencimiz değil, iletişim fakültesi öğrencilerinde bu var. İşi bildikleri için hani bir de etrafında yarıştıkları öğrenciler var. Ben ondan iyi değilim, ben ondan daha kötüyüm diyorlar ama şu an işi yapan onlar değil. Yani iletişim fakültesi mezunları değil işi yapan. İşi yapanlar hevesli olanlar ve iletişimle alakalı olmayan insanlar. Biz böyle kendimizle yarışırken bayrağı onlara kaptırıyoruz aslında. Orada çok büyük dezavantajımız var. Derste alakasız olan, okulla alakasız olan pek çok insanın iyi yerlere geldiğini gördüm sektörde. Çalışmak isterse tabii ki ama yani tam tersini söylersek çok başarılı öğrenciler vardı. Onların da hiçbir yere gelmediğini gördüm. Bu tamamen öğrencinin böyle bir işi başarma konusunda girişimci olması ile ilgili bir durum. Bence yani buradaki öğrencilerin hepsinde bir ışık var ama o ışığı biraz böyle çabalayıp insanların göreceği hale getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şunu değiştirdim ilk olarak. Maalesef bunun dezavantajını çok yaşıyoruz. Akademisyen olmak isterseniz ya da yüksek lisans yapmak isterseniz dediğimi çok net anlayacaksınız. Bizim sınav sistemimizle ilgili çok büyük bir sıkıntımız var. Özellikle sözel bölümlerin inanılmaz sıkıntısı var. Yani ben bu sorunu atlatabilmek için çok uzun süre çalıştım. Şöyle söyleyeyim. Bizim girdiğimiz bu ALES sınavı diye bir sistem var. Bu ALES sınavında çok yüksek not almamız gerekiyor akademisyen olabilmek için. Sadece akademisyenlikten bahsedeyim. ALES sınavında sözel bir öğrencinin herhangi bir şey çalışmamış, hiçbir şekilde sınava çalışmamış öğrencileri düşünürsek, sözelden mezun olmuş bir öğrencinin ALES'ten alabileceği sınav 70, sayısal ya da eşit ağırlıktan mezun olan bir öğrencinin ALES'ten alabileceği puan şu an dediğim gibi hiç çalışmamış öğrencileri düşünürsek 70'in çok çok üzerinde. Çünkü sözel bir mantık soruları var orada. Yani okumayla elde edebilecek ya da yapılabilecek sorular bunlar ama burada belirleyici nokta okuma ve anlama değil. Belirleyici nokta tamamen matematik yapabilme. Ve bu da tamamen bize ters yani. Hani çünkü biz lise 1'de öğrenmiştik en son matematiği. Onu da zaten dersten geçmek için öğrenmiştik. Şimdi böyle bir dezavantajımız varken ALES'te başarılı olabilmemiz çok mümkün gözükmüyor. Sadece sözellerin başvurabileceği alanlar olsa biz kendi aramızda yarışabiliriz. Yani sözel alandan gelenlerin eşittir muhtemelen, yakındır. Çünkü hepimiz aynı dezavantajı yaşıyoruz ama öyle değil maalesef. Sadece sözellerin başvurabildiği bir alan değil bu alan. Eşit ağırlıklar ve sayısallar da işin içerisinde girip onlar matematikleriyle çok daha öne geçebiliyorlar. Zaten şeye bakarsanız eğer, iletişim fakültelerinin akademik kadrolarına bakarsanız hocaların daha hani şu an hali hazırda çalışan hocaların lisansları, yüksek lisansları neymiş oralara bir bakarsanız dediğimi anlayacaksınız. Sözelden gelen hoca sayısı biraz daha az bence. O anda çok büyük bir dezavantajımız var. Öyle olunca işler karışıyor çünkü hani lisanstan bu işi öğrenip o sınıflarda oturup sonra ders anlatmak, ben bunun avantajını çok görüyorum. Aynı şeyleri yaşadığım için, aynı dersleri dinlediğim için hani olması gerekeni kestirebiliyorum. En azından deneyimlediğim için lisanstayken. Diğer türlü bilmiyorum diğer hocalarımız nasıl hissediyor ama ben öğrencinin seviyesine çok rahat ulaşabildiğimi düşünüyorum. Çünkü hala kendimi o sıralarda görebiliyorum. Hala yani aynı şeyleri yaşayıp hoca şöyle anlattı deyip ben de böyle anlatsam olur diye düşünebiliyorum. Çünkü deneyimledim, o sınavlara girdim, belki başarısız oldum, başarılı olan arkadaşlarımı dinledim. O anlamda dediğim gibi yani sözelin çok büyük dezavantajı var. Ben olsam sistemi tamamen değiştirirdim. Sözellerin en azından kendi içerisinde yarışıp bu alana eşit ağırlık ya da sayısalların dahil olmayacağı bir sistem hazırlardım ama bu hani şöyle eleştirilebilir. Akademinin kendi yapısına ters bir durum. En azından buradaki bu dezavantajlı durumu giderirsek belki ya da matematiği mesela sözelden kaldırırsak bence çok daha avantajlı bir duruma dönüşebilir diye düşünüyorum bizim için. Herhalde bunu değiştiriyorum. İngilizcelerini kesinlikle yükseltmeleri gerekiyor. Bence en önemli tavsiye bu olmalı. İngilizce bizim için artık olmazsa olmaz bir şey. Yani her alanda görüyoruz. Zaten günümüzde baktığımızda her şeyin İngilizce yazıldığını görüyoruz artık çevremizde. Maruz kaldığımız içerikler hep İngilizce. İşte sosyal medyaya bakıyorsun, her şey İngilizce. Türkçeleşene kadar onu İngilizce kullanıyorsun. Biraz da şununla ilgili, bu İngilizce meselesinde eğer kendiniz hani başarınızı YÖK dille ya da YDS ile ölçerseniz hata yaparsınız. Çünkü o sınavlar şey değil. Çok böyle İngilizce ölçen sınavlar değil. Onlar sadece akademik okumayı ölçen sınavlar. Yani sadece okuyorsun, anladığını cevap veriyorsun. Doğru mu değil mi? Onun dışında farklı sınavlar var. Bence yüksek lisans öğrencilerinin hem dinleme, hem konuşma, hem soru çözme, yani okuma, hem de yazma bir başlık oluşturuyorlar. Onunla ilgili düşüncelerinizi yazıyorsunuz. Bu tip İngilizce sınavları var. Bunlara girip deneyimlesinler. Çünkü hayal kırıklığı yaşıyorlar diğer türlü. Ben yaşadığım için söylüyorum. Bir yarış süreci olduğu için bu İngilizce kısmı, bir yerden sonra yeni bir sınav geliyor. Çünkü insanlar artık eski sınavı çözmüş oluyorlar. Yapmaya başlıyorlar. Ve bu sınavı daha çok zorlaştırabilmek için ya soru sayısını azaltmak gerekiyor ya işte böyle İngilizlerin bile kullanmadığı kelimeleri sınavlarda kullanmak gerekiyor. O yüzden bence İngilizceye farklı kurumlardan hani böyle sadece dil kurslarından değil belki yurt dışına giderek belki işte yeni yeni programlar var İngilizce sohbet edebildiğiniz o programları kullanıp sınavlara odaklanıp şirketlerin sınavlarına odaklanıp böyle bütün yeteneklerinizi ölçen o sınavlardan başarılı olabilirsiniz. Bir kere çok sabırlı olmak gerekiyor akademisyenlik için.
yüksek lisans için. Öyle söyleyeyim. Hani hemen böyle başvurup girebileceğiniz bir süreç değil. Hani yüksek lisans öyle olsa bile doktor öyle değil. Bazen bir sene, bir dönem boşta kalabiliyorsunuz. Bu sizi yıldırmasın çünkü akademi tamamen aslında insanların yazıp çizdiği, ürettiği bir şey. Kendiniz o alanda geliştirebilirsiniz. Yüksek lisans ya da doktora yapmıyor olsanız bile. Hedefiniz olsun. Bir iki sınav sonra istediğiniz puan alıp sıralamaya girip başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de hiç bahsetmediğim aslında işin şey kısmı var. Seçtiğiniz alanda biraz aynı zamanda okuma yapmanız gerekiyor. Sadece sınavları geçtim. Çünkü notunuz olsa bile, ALES'iniz, İngilizceniz yüksek olsa bile bir mülakata giriyorsunuz. Orada da o alanla ilgili bilginizi, becerinizi anlatmaya başlıyorsunuz insanlara. O anlamda kabul görürseniz alınıyorsunuz. Böyle üç ayaklı bir alan diyebiliriz oraya da. En son mezunumuzu ne zaman verdik? 3 sene önce ve sanırım verdik. 2 ya da 3 sene önce. Bir öğrencimiz TRT'nin sınavlarına girdi. TRT'den ödül almıştı. TRT'nin sınavlarına girdi. Son aşamaya kadar geldi ama orada tıkandı. Onun dışında şu an yerel bir televizyonda çalışan öğrencimiz var. Bizim radyomuzda çalışan. Aklıma gelen şu an sadece 2 öğrenci temsilcisi var. Onun dışında haberleşmediğim öğrenciler de mutlaka bir yerlere gelmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü burada biz mikrofona konuşmayı öğreniyoruz artık. Mikrofona konuşmak bizim için çok böyle zor bir şey olmamış oluyor artık. Radyoda 3 sene, 2 sene çalıştıktan sonra, o deneyimi elde ettikten sonra sadece iyi bir kurum bulup o kurumda yer almak bireysel çaba gerektiriyor, öyle söyleyeyim. Biraz da fedakarlık gerektiriyor. Şimdilik dediğim gibi bir televizyonda çalışan arkadaşımız var. Bir işte TRT'yi deneyen arkadaşımız var. TRT çok zordur. Girebilirse zaten ömürlük bir işten bahsediyoruz. Zor bir yeri deniyor. Bakalım, inşallah başarılı olur. Onun dışında diğer öğrencilerle çok haberleşemedik maalesef. Radyodan beklentim yayınlarımızı düzenli bir şekilde yapabilmek, çok çeşitli programlar üretmek, yerel halkın sesini insanlara duyurmak, üniversitenin sesini yerel halka duyurmak. Bunu sağlayabilirsek bence bu sene başarılı olacağız gibime geliyor. Çünkü geçen sene yapılmış bir etkinlik vardı. Rektör hoca değişince bir etkinlik düzenledi. Yerel medyanın üniversiteden beklentisi nedir gibi bir sempozyum gibi bir şey vardı. Bir tanışma toplantısı da diyebiliriz buna. Orada hep şeyi söylediler. Bizim üniversiteden bir haberimiz yok, üniversitenin de bizden haberi yok demişlerdi. Bence üniversite radyosu tam da bu ikisinin ortasında kesiştiği yerde duruyor. Biz ya ana kampüste olsaydık bunu çoktan başarırdık ama uzaktan merkeze giderek oranın nabzını ölçüp ya da buradaki halkın nabzını ölçüp bunu yayınlarımıza taşıyacağız. Bu halkın nabzıyla üniversitenin nabzını birleştireceğiz. Üniversitenin istediği neymiş, yerel halkın istediği neymiş, bunları kesiştirip yayınlarımıza aktaracağız. Bunu yapabilirsek, öğrencilerimiz bunu yapabilirse, radyomuz bunu yayınlayabilir hale gelirse bence bu sene başarılı oluruz diye düşünüyorum. Beklentim bu. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Umarım devamı gelir çalışmalarınızın.